Hayat Sağlıklı Güzel'e şimdi de ekip arkadaşlarımızın hazırladığı görüntülerle devam ediyoruz. Burun eti büyümeleriyle ilgili ve bunların tedavileriyle ilgili. Şimdi burun etleri normal vücudumuzda olması gereken belli görevleri olan organlar. Ancak bu burun etleri bazı durumlarda, örneğin alerji mevsimlerinde, alerjiler sebebiyle, enfeksiyonlar, doğumsal nedenlerle gibi sebeplerle burun etlerinde büyümeler olabiliyor. Özellikle bahar aylarında, alerji mevsimlerinde tabii bu yoğun oluyor. Sıvı salgılar olabiliyor. İşte burun spreyleri veriyoruz mesela, lokal tedavi. Burun etlerini işte küçülsün, alerjik reaksiyonları baskılasın. Ağızdan alınan ilaçlar veriyoruz. İşte böyle durumlarda bugün bahsetmek istediğim burun eti büyümelerinde, yani alt konkav hipertrofilerinde radyofrekans tedavisinden bahsetmek istiyorum. İşte horlama ve basit apnenin tedavisinde de netice alabiliyoruz. Bu açıdan radyofrekans tedavisi kısa süreli, etkili, güvenli bir tedavidir. İşlem sırasında ve sonrasında ağrı olmuyor. Burun akıntısı şikayetlerinin ve tıkanıklıkla birlikte su gibi burun akıntısı olur. Bu salgıların azalmasına katkıda bulunur. Endişelerden biri işte kanama oluyor mu, ağrı oluyor mu, ben tampon kullanıyor muyum? Burundan sonra bir işlem, buna ihtiyaç oluyor mu? İşlem 3-4 dakika sürer. Lokal anesteziyle yapılır. İşlem sırasında ve sonrasında ağrı olmaz, kanama olmaz. Buruna bir tampon koyma ihtiyacı olmaz. Normal gün içinde o işlemi yaptırdıktan sonra günlük hayatlarına devam edebilirler. Hatta çalışabilirler. Bu işlem klinik şartlarında yapılabilir. Güvenilirliği uygun olan, güvenilirlik indeksi de yüksek olan bir işlemdir. Avantajı klinik şartlarında yapılabilmesi, hastanede yatış gibi bir gereksinim olmaması, ağrısız, kanamasız, buruna tampon konmayan, normal işlem bittikten sonra hasta kalkıp İşine de öğlen arası dahi yaptırabileceği bir işlemdir. Bu işlem bir hasta için hani zor, hastayı yoracak, düşürecek bir işlem değil. Çok rahat bir şekilde normal aktivitesine devam edebiliyor. Hastalıklardan korunmak açısından da ellerimizi sık sık sabunla yıkamamızı, mesela bir aktiviteden sonra mutlaka ellerimizi yıkamamızı, yüzümüzü, burnumuzu yıkamamızı, su alıp çekerek yıkamamızı çok tavsiye ediyoruz. Hayat Sağlıklı Güzel'de bir programın daha sonuna geldik. Değerli uzmanlarımıza, konuklarımıza, doktorlarımıza tüm merak ettiklerimizi sorduk. Bunların çoğu da sizden, sosyal medyadan gelen sorulardandı. O yüzden lütfen unutmayın, her zaman bize sosyal medya, Instagram üzerinden ulaşıp sorularınızı gönderebilirsiniz diyorum. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.